Herkese merhabalar. Hafta içi iddia bülteni ile karşınızdayız. Hafta içi iddia bülteni birbirinden güzel maçlarla dolu. İddia risk yönetimi 3 tek maçı bizlerle buluşturdu. Bugün Roma, Bayern Münih, yarın temsilcimiz Galatasaray'ın Dortmund'la mücadelesi. Perşembe günü de Partizan Beşiktaş maçı. Nesne.com'da tek maç ve özel etkinlik oyunlarıyla sizleri bekliyor. Yorumcumuz Çağdaş Sevinç de bugün seçtiğimiz maçları sizlere paylaşacağız. Hemen bugünkü maçların yorumlarıyla biz startı vermiş olalım. Barcelona Ajax mücadelesi. Çağdaş abi, Barcelona kaybetti. Fransa'da Paris Saint-Germain'e iyi oynadılar ama Paris Saint-Germain bulduğu fırsatları değerlendirdi ve kazandı. Genel kanı dönüşün handikap olacağı şeklinde Neukamp'ta. Ben ilk yarı 1'i tercih ediyorum. Handikap listesine girilir mi? İlk yarı 1'i mantıklı görüyorum çünkü hafta sonu Barcelona Real Madrid karşılaşması var. Herkes onu bekliyor. 10 gündür, 15 gündür İspanyol basınında sadece bu konuşuluyor. Tabii doğal olarak ilk yarıya ağırlık vermeleri normaldir. 1.40 oranda fena değil. Çok aralarında iki dost kulüp diyebiliriz. Evet. Birbirlerinden futbolcu alıp vermiş senelerce. 19 futbolcu gitmiş Barcelona'ya. Ve ekol isimler yani. Olmuş. Evet, Barcelona'da isimler evet, var. Barcelona felsefesini kuran da işte Rünus Michels, Johan Cruyff, Ajax Amsterdam isimler. Yani bu tabii fazla detay. Ben 3.5 üstü de olabileceğini düşünüyorum ama ilk yarı 1'i de çok mantıklı görüyorum. Tercih edilebilir diyelim ve hemen Porto-Atletik Bilbao maçına geçelim. Atletik Bilbao Napoli'yi eledikten sonra bir dedik ki 8 maç oldu. Yani seri devam ediyor. Evet, 8 maçtır kazanamıyor. Ligde zaten neredeyse küme düşme hattına yaklaştı ama bu kağıt üzerindeki rakam, ben hafta sonu biraz izledim Celta Vigo maçlarını, sonra yorumları da okudum. Bu sezonun en iyi performansıydı. Yani Bilbao'da bir gayret var. Daha ileri çıkmak için, kötü gidişatı çevirmek eksikleri için. Eksikleri de vardı aslında, onu da evet, sezon bugün, başından beri. Yani bu karşılaşmada biraz değişik olabilir işler. Yani ben Porto'nun o kadar gözüktüğü kadar favori olmadığını düşünüyorum, benim düşüncem. Ben karşılıklı gol deneme taraftarıyım. 1.70'de güzel bir oran. Çünkü Bilbao'dan bir reaksiyon gelecek. Reaksiyon bekliyorum bugün. Ben de oranlar konusunda aynı fikirdeyim ama Şampiyonlar Ligi arenasında biliyorsun Atletik Bilbao zaten bu gruptan çıkma şansı çok çok az bence. Porto'nun ben evinde galibiyetine kolunu düşünenlerden 2-1 olsun o zaman. 2-1 olsun, hem hiç kimse üzülmesin. Bu arada hafta sonunda Porto 3-1 kaybetti Ezeli rakibine. Kupa mücadelesi çok önemsemediler gerçi o maçı da. Bu maç onlar için oldukça önemli. Bununla ilgili yani bu maçla ilgili yorumlarımızı yaptık. Roma, Bayern Münih günün tek maçı. Tek maç olarak oynanabilecek. Bayern Münih'te eksikler devam ediyor ama herkes de aslında bu akşam bu maçı bekliyor. Çünkü bir yanda formda bir Roma, diğer yanda gol yememe rekoru kıran bir başka takımda Bayern Münih var. Ben de bugün o serinin bitmesini bekliyorum İtalya'da. Roma gol yer diyorum. Atarda çok yer. Zor. Zaten hani zor olduğu için de biraz belki tek maç açılmış. Evet, yani işin doğrusu. Yani çok şeyden bahsedebilir. İki takımın birbirine karşı üstünlüklerini. Yani Roma daha direkt oynuyor. Hmm. Bayern daha kaliteli vesaire. Dengeliyor gibi geliyor. Ben tek maç için beraberliği denenmesi gerektiğini düşünüyorum. 3.20 güzel bir oran. 3.20'lik bir oran var. İdeal kuponlara karşı gol değerlendirilebilir. Bir son maçımız var. Schalke Sporting Lisbon. Bunda da üyelerimizin tercihlerine baktığımızda aslında tıpkı biraz önce konuştuğumuz Porto Atletik Bilbao maçı gibi belki oranların karşılığını taşımayan bir maç ama Sporting Lisbon'un Nani ile beraber Slimani gibi önemli bir hücum hattı var. İki ekip de gol bulabilir düşüncesindeyim. Schalke teknik direktör değiştirdi ve galibiyet de geldi Hertha Berlin'e. Karşılıklı golünü 1.50 riskine girilebilir diye düşünüyorum yani ben. Yani mantıklı çünkü Schalke de bir çıkış arıyor değişiklikten Ultralar sonra. Formda taşıyor, takımı taşımaya çalışıyor tek başına aslında. Evet, Sporting Lisbon'da yani onların da savunma çok, Maribor maçını ben biraz bakmıştım. Onların da savunma aslında biraz sıkıntılı. 1-1 biten Porto maçında Jackson Martinez 4 kez karşı karşıya kaçırmış ligde 2 maçta. Güzel bir gollü maç olabilir, tercih edebilir gol kuponlarında. Son tercihde Schalke Sporting Lisbon'da gollerden yana kullanmış olduk. Hafta içi iddia bültenini açtık. Çağdaş Sevinç'le beraber bugünün maçlarını konuştuk. Tabii ki ilerleyen günlerinde videolarını sitemizde bulabileceksiniz. Herkese kuponlarında bol şans. Görüşmek üzere, hoşçakalın.